arkadaşlar, ben Jojo. Galiba herkes tatile gitmiş. Bazı arkadaşlarımın sosyal medyaya yüklediği videolarda görüyorum. Bisikletle gezenler, denize girenler, su kaydırağından kayanlar, plajda voleybol oynayanlar, neler neler. Tatilde hepinize iyi eğlenceler arkadaşlar. Tabii bütün bir yıl okul, kurslar derken çok yorulmuştunuz. Şimdi dinlenmek sizin de hakkınız. İmkanı olan herkes tatile gitmeli. Ama şu an benim gibi tatile gidemeyenler için harika bir fikrim var. Biz de bir plaj resmi yapalım. Evde zamanı geldiğinde yapacağımız tatilin hayalini kuralım. Hadi kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın ve siz de bana eşlik edin. Her şeyden önce bir plaj şemsiyesi hayal edelim. Başımıza güneş geçmesini istemeyiz. Kağıdımın sağ tarafına büyük bir yay çiziyorum. Çapraz duran bir yarım daire hayal edin. Ama altına düz çizgi yerine birkaç tane nokta yapalım. Ben 4 tane yaptım. Şimdi bu noktaları yayla birbirine bağlayacağım. İşte şemsiyemiz şekillenmeye başladı. Şimdi az önceki noktalardan çizdiğimiz bu büyük yayın tam ortasına kadar başka yaylar çizelim. Bunlar şemsiyemizi renk renk boyamamıza yardımcı olacak. Minik bir yarım daireyle şemsiyenin tepesini de çizdikten sonra şemsiyenin borusunu çizelim. Böyle havada duracak değil ya. Tepe noktasından başladığını hayal edelim ve eğimli iki kısa çizgi çizelim. Sonra da arasını kapatıp bu boruyu plajdaki kumlara kadar uzatalım. Şuraya dalgalı bir çizgiyle plaj kumu da yaptık mı tamamdır. Güneşin geldiği açıya göre ayarlanabilen harika şemsiyemiz işte tamam. Hadi artık havlumuzu kumlara selelim. Önce iki çizgi çiziyorum. Bunlar eğimli ve birbirine paralel iki çizgi. Sonra da açık kalan yerleri de yine birbirine paralel iki çizgiyle kapatıyorum. Böylece yere serilmiş gibi görünen bir havlu çizmiş oluyoruz. Kısa kenarlarına minik çizgiler ekleyelim de püsküllü bir havlu olsun. Resmimizi zenginleştirir. Bu paralel çizgilerden biraz daha eklersek hem desenli bir havlu yapmış oluruz hem de farklı renklerle boyama şansımız olur. Evet, acaba başka ne eklesek? Mesela bir deniz topu. Şu şişince kocaman olanlardan. Hemen havlumuzun yanına önce bir daire çizelim. Dikkat edelim, rüzgar eserse kaçar gider. Şimdi bu büyük dairenin üst tarafına yakın bir küçük daire çizelim. Sonra da küçük daire ile büyük daire arasına yaylar çizerek renkli bölümleri oluşturalım. Başka ne yapsak acaba? Kale tabii ya. Kumdan kale. Onu da şuraya yapalım. Daha önce şato çizimini yaptıysanız bunu yapmak size çok kolay gelecektir. Yapmadıysanız da yukarıdaki linkten şato çizimine bakabilirsiniz. Önce eğimli bir çizgi, sonra üst ucundan başlayan köşeli dalgalı bir çizgi çiziyorum. Düz, aşağı, düz, yukarı, sonra da yine eğimli bir çizgiyle işte kumdan kale de ortaya çıktı bile. Bunun da altına dalgalı bir kum, sonra da minik bir yarım daire ile kale kapısı yapalım. Bu kaleyi yaparken kullandığımız kova ve kürek de olmalı bu resimde. Kova biraz kuma batmış gibi görünsün. Önce çapraz duran bir oval, sonra iki eğimli çizgi, sonra yine bir dalgalı çizgiyle kumları yapıyorum. İsterseniz kovanın üstüne de renkli çizgiler yapmak için çizgi ekleyin. Tabii unutmadan bir de kovanın tutma sapını çizmeliyiz. Onu da ovalin üstüne bir yay daha çizerek yapıyorum. O zaman küreği de çizelim. Çapraz duran bir yarım oval, sonra bu ovale dik gelen iki çizgi, sonra da bu çizgilerin ucuna bir oval çizerek küreğimizi de tamamlayalım. Ay çok güzel oluyor. Ama artık denizi yapmamızın vakti geldi de geçiyor. Resmimin tam ortasına bir uçtan diğerine dalgalı bir çizgi çizelim. Bu kumların denizle kesiştiği yer olsun. Sonra biraz yukarı bir yere çok uzun olmayan minik dalgalı bir çizgi çizelim. Buraya yelkenli bir tekne eklemek istiyorum. İsteyenler buraya daha önce çizdiğimiz korsan gemisini de çizebilir. O videoya da yine yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Sola ve sağa yatık iki çizgi, sonra aralarını düz bir çizgiyle kapatıyorum. Teknemizin altı tamam. Ortasına da düz bir yelken direği çiziyorum. Yelken direğinin ucuna minik dalgalı çizgilerle üçgen bir bayrak çizelim. Sonra da üçgen kenarı gibi yatık çizgilerle yelkenin iplerini yapalım. Sonra alta çizdiğim düz çizgilerle de yelkenleri tamamlayalım. Evet, artık denizimizi tamamlayalım. Bunun için ufuk çizgisine ihtiyacımız var. Yelkenlimizin en üst noktasının biraz altında bir yer belirliyorum ve düz bir çizgi çiziyorum. Böylece denizin sınırlarını belirlemiş oluyoruz. Bu arada gökyüzüne birkaç bulut güzel olabilir. Hem belki biraz havayı serinletir. Çünkü yaz ayları gerçekten çok sıcak oluyor. Arda arda yarım ovaller ve yarım dairelerle bulutları da tamamladıktan sonra bu resme bakanlara sıcağı hissettirmek için güneşte yapalım. Önce bir daire, ardından göz olması için iki küçük daire, sonra içlerine birer siyah nokta ve sıcaktan bunalmış bir yüzü olması için dalgalı çizgiyle bir ağız yapıyorum güneşimize. Sonra da bu dairenin çevresini üçgenlerle dolduralım. İşte böyle, çiçek gibi görünen bir güneş olsun bu. Ben böyle bomboş, sessiz, sakin bir plaj çizdim ama minik bir ziyaretçi eklemek bence güzel olur. Hadi şuraya basit bir yengeç çizelim. Önce bir oval çiziyorum ve üstüne iki dik çizgi. Onların ucuna da iki daire ve dairenin içine de iki nokta ile gözleri tamamlıyorum. İkişer çapraz oval ile sağ ve sol kollarını, sonra da yarım dairelerle kıskaçlarını yapacağım. Şu çizgilerle bacaklarını da çizdikten sonra artık boyamaya geçebiliriz. Ama son olarak yengecimize bir ağız da ekleyelim. Hadi bakalım, boyama vakti. Mavi kalemimle başlayacağım boyamaya. Biliyorsunuz ben bulutları çok az bir mavi çizgiyle sadece gölge olması için boyuyorum. Ardından da denizi boyayacağım. Aslında buna denizi çizmek de diyorum ben.
Çünkü denizdeki o minik dalgaları hayal ederek boyuyorum. Minik dalgalı kalem hareketleriyle yapıyorum bunu. Arada kalan küçük beyazlıklar da bence hoş oluyor. Sonra bir kez daha geçince üstünden mavinin açık ve koyu şekilde görünmesi daha çok denize benzemesini sağlıyor. Kalemim elimdeyken deniz topumuzun bir yüzeyinde havlumuzun üstteki çizgileri de boyamak istiyorum. Sonra da lacivert kalemimle ufuk çizgisini biraz daha belirgin hale getiriyorum. Ardından da denizin üzerine yine dalgalı çizgilerle biraz daha dalga yapıyorum. Sonra da kova ve küreğimi boyarım bu renkle. Arkadaşlar her zaman dediğim gibi siz resminizi istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Sulu boya, pastel ya da keçeli kalem hiç fark etmez. Elinizde nasıl bir boya seti varsa onunla boyayın. Ben şimdi yeşil kalemimi alıyorum ve topum ve şemsiyemin parçalarının birer tanesini de yeşile boyuyorum. Boyama bitince bence çok güzel bir resim olacak bu plaj resmi. Sonra da pembe kaleme geçeceğim. Birer parça daha boyarım top ve şemsiyeden. Resminizi çizince siz de bana gönderin, olur mu? E-posta adresimi biliyorsunuz. jojiagonder@gmail.com. Şu yelkenlinin gövdesini de pembe mi yapsam acaba? Olur mu olur? Bazı arkadaşlarım gönderdikleri resimlerin yayınlanmasını istiyor. Ama her videoda böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Yayınlayacağım zaman zaten bunu sizlere videonun içinde mutlaka söylüyorum. Yani takipte kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki yeni videolardan haberiniz olsun. Sırada kırmızı kalem var. Top ve şemsiyenin parçalarını, kovanın üstündeki çizgiyi, minik yengeçimizi ve yelkenlinin bayrağını da kırmızı boyamak istiyorum. Arkadaşlar şu an tatile gidemeyen, evde benimle birlikte bu çizimleri yapan arkadaşlarımla bu plajda kumdan kale yapıp denizde yüzebilsek ne güzel olurdu. Belki de bu hayal bir gün gerçek olur. O zaman yengeçe dikkat etmeyi unutmayın. Ayak parmağınızı kıskaçlarıyla sıkıştırmasın. Evet, şimdi de en sevdiğim renk olan turuncuya geçelim. Yine önce şemsiyeyi, sonra topu ve plaj havlumu boyamak istiyorum. Sonra da sarı kalemimi alacağım ve bütün plajı sapsarı bir kumsala dönüştüreceğim. Kumsal demişken aklınızda bulunsun. Deniz kaplumbağaları yani karettalar yumurtalarını bu tip kumsallarda kumun altına saklıyorlar. O yüzden şemsiyenizi bizim resmimizdeki gibi kuma saplamadan önce seçtiğiniz plajın yumurtlama bölgesi olup olmadığını mutlaka sorun. Yavru karettalara zarar vermek istemeyiz, öyle değil mi? Keşke bu resimde bir tane de deniz kaplumbağası çizseydim. Neyse ama sırası gelince onu da çizeriz. Şimdi mavi kalemimi tekrar alıyorum ve şu şemsiyenin kalan tek parçasını ve kovamızın içini de maviye boyuyorum. Arkadaşlar videomu sevdiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ay sizi unutmayın derken yine ben unuttum. Güneşi de sarıya boyayayım bari. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Diğer videolarıma da bakmayı unutmayın.